İyi günler sevgili izleyenler. Geçtiğimiz aylarda tüketici hakkı, tüketici postası, geçtiğimiz yıllarda yaptığımız programın bir devamı olarak da tüketici soruyor köşesiyle. Bu hafta yaz döneminde yine beraber olacağız. Bugünkü konuğumuz ve konu olarak enerjiyi işlemeyi düşündük. Konuğumuz Uludağ Elektriği'nin genel müdürü Sayın Ali Erman Aytaç. Hoş geldiniz öncelikle hocam. Hoş bulduk başkanım. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Öncelikle içinde yaşadığımız zorlu günlerde özellikle de böyle Ocak ayından bu yana veya geçtiğimiz yıllardan önümüze sarkan elektrikte bir zam furyasıyla başladık. En sonunda %42 civarında bir zam geldi. Zam gelince şirketlerin de politikaları da biraz değişerek de kademeli elektrik esprisine Ocak ayında geçildi. Bu zamları, öncelikle zamları, neden bu zam geliyor hocam? Bunu bir açıklama şansımız var mı? Tabii. İlk önce siz de Ocak'tan başladığınız için oradan başlayalım. Geçtiğimiz ay 42 değil de meskenler 15 civarında, diğer abone gruplarına da yani ticariye, sanayi de 25'ler civarında abone grupları bazında küçük değişikliklerle beraber bir artış yaşandı. Ama bahsettiğiniz gibi esas büyük artış geçen senenin sonunda 31 Aralık'ta Ocak itibariyle uygulanmaya başladı. Dolayısıyla belki oradan ilerlemekte daha doğru olacak. Özellikle pandemi sonrasındaki dönemde dünyada ciddi bir toparlanma var. Hatta bu toparlanma o kadar yüksek oldu ki bazı malların tedariğinde de sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sadece enerji emtialarında değil, başka yerlerde de görüyoruz. İşte otomobillerde bile bir çiple başlayan kriz artık diğer savaşın da etkisiyle, tabii Ukrayna-Rusya savaşın da etkisiyle başka tedarik zincirindeki aksamalara sebep oldu. Bunun aynı hali sanayideki çarkların dönmesiyle beraber özellikle enerji emtialarında çok ciddi artışlara sebep oldu. Enerji emtialarından da bahsederken tabii bunlar tüm fiyatları global bazda belirlenen varlıklar. Evet. Dolayısıyla yani şöyle bir şeyi söyleyemiyoruz. İşte kömür şu ülkede ucuz, bu ülkede pahalı ya da işte petrol şu ülkede ucuz, bu ülkede pahalı. Benzin fiyatlarından bahsetmiyorum ama ülkeler o ham maddelerin varış fiyatları bütün dünyada çoğu ülke için benzer fiyatlarda. Kömürde, doğalgazda 3-4 katına varan artışlar yaşadık bu uluslararası borsalardaki fiyatlarda. Petrol fiyatlarını zaten herkes takip ediyor. 120 dolarları geçti, 140 dolarlar gibi bir beklenti var. Dolayısıyla enerji emtialarındaki bu artış otomatik olarak da elektriğe yansıyor. Elektriğe niye yansıyor? Son yıllarda Türkiye'de özellikle yenilenebilir alanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Belki konuşuruz, güneş santrallerimiz, rüzgar santrallerimiz, hidroelektrik santrallerimizin kurulu gücü hızla arttı. Ama baz santral dediğimiz santrallere baktığımızda yani esas sistemi yine ayakta tutan santraller hala çoğunluk olarak doğalgaz santralleri ve kömür santralleri. Türkiye'nin üretim payında da bu ikisinin toplamı yine %50'ler mertebesinde, zaman zaman kurak geçen senelerde, geçen sene öyle bir seneydi. %50'lerin de üstünde bir üretim hacmine sahip ve dolayısıyla bu artış, bu yakıtlardaki artışlar da elektrik fiyatlarına doğal olarak yansıyor. Bu nedenle de geçtiğimiz senenin sonunda geçen sene yaşadığımız bu etkilerin bir yansıması olarak da bir zamla karşı karşıya kaldık. Ama şunu söyleyebiliriz ki evet, meskenlerde bizim en büyük aldığımız şikayet tabii ki özellikle Ocak-Şubat aylarında kışınki tüketiminde artışın etkisiyle yüksek faturalar oldu. Ama şu an hala maliyetlerin altında bir satış fiyatı üzerinden faturalandığını söyleyebiliriz. Bunu Sayın Bakanımız da zaman zaman açıklıyor. Böyle faturaların yarısını hala devlet ödüyor şeklinde. Dolayısıyla bu dünyada yaşanan o 3-4 katlık artışların bizim tarafta, elektrik faturaları tarafında tamamen yansıtılmadığını, bir kısmının hala devlet tarafından sübvanse edildiğini de evet söyleyebiliriz. Peki hocam, şimdi şey de var, bu elektrik, yani tüketici yasasına baktığımız zaman elektriğin bir tane fiyatı olur diye düşünüyoruz. Yani tüketici yasası der ki bir ürünün, bir hizmetin bir faturası vardır. Yani tek bir bedeli vardır. Şimdi baktığımız zaman böyle
içinde bulunduğumuz şartlarda, yani ağırlaştı, ekonomik tablo, enflasyonun yüksekliği, artık bir kar topu halinde yuvarlandık. Bir yuvarlandıkça da büyüyor. Artık insanlar daha çok ezilmeye, daha çok alım gücünün düşmesine neden oluyor. Bizim bu tarafıyla, yani madalyonun bir tarafı da tüketici ise, tersi de işletmeler, esnaflar vesaireler baktığımızda. Evet. Bunların da çok zor durumda olduğunu görüyoruz. Yani ben bazen marketlerde bakıyorum, öyle difrizlerin, buzdolapların falan fişleri çekilmiş, elektriği tasarrufa dönüşüyor. Neden iki fiyat var? İki fiyatın önüne tek fiyat. EPTK mı belirliyor bunları? Evet. Şirketlerin bu konuda EPTK üzerine bir tazdiki baskısı söz konusu olmuyor mu? Şöyle, elektrikte çok uzun senelerdir. Bu uzun seneden de kastım belki 30-40 senedir. Daha öncesini çok bilemiyoruz tabii. Bu abone grupları faturalarda ve abonelik sözleşmelerinde yer alan hususlar. Esasında iki de değil, belki beş çeşit de diyebiliriz. Sanayi fiyattan, abonelerimiz evet. var. Sanayi sicil evet. belgesine sahip olan yerler ben bu grupta. Ben geniş kesim anlamıyla evet. yani mahalleye baktığımızda, bir mahallede görebildiğimiz, organize sanayiye geçtiğimiz ama farklı. Yok yani sanayi, ticariler, sizin evet. de bahsettiğiniz gibi işte marketler, restoranlar, kafeler, mesken olarak geçen konutlarımız var. Onun dışında tarımsal sulama var. Ve de aydınlatma abonelerimiz var. Dolayısıyla genel olarak 5 kategoriden bahsedebiliriz. Esasında çok haklısınız. Yani sistemden, o telden geçen aynı ürün, aynı kalitedeki elektrik. İşte isterseniz bununla fabrikada bir motor çalıştırabilirsiniz ya da evinizde buzdolabınızı bununla çalıştırabilirsiniz. Dolayısıyla niteliği değişmeyen bir ürün. Ama daha çok bu tarafta şunlar, şu kaynaklı olarak bu abone gruplarına ihtiyaç duyuluyor. Demin de bahsetmiş olduğumuz gibi devlet zaman zaman bazı grupları sübvanse etmek evet. istiyor. Dolayısıyla meskenin düşük tutulması, hatta tarımsal sulama dediğimiz abone grubu var. Bunun içerisinde de hem işte besit çiftlikleri, tavuk çiftlikleri gibi yerler var. Hem de çiftçilere verilen elektrik. O da yine sübvanse edilen kısımdan bir tanesi. Ama sizin de dediğiniz gibi artık sanayi ile ticarethane abonelerinin, yani ticariye yönelik, ticari anlamda kullanılan elektriğin belirli bir düzeye geldiğini, neredeyse çok yakın değerlerde olduğunu, evet. eşitlendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada daha çok ön plana çıkan bu abone grupları bazındaki fiyat farklılığının sebebi, mesken ve tarımsal aboneler gibi desteklenme durumunda olan gruplarda biraz daha düşük tutulması. Yine hakeza Mart ayında bir değişiklik de oldu. Belki yani görenler oluyordur, faturada belki hissetmeyenler oluyordur. Yine tarımsal ve meskende KDV oranı da %18 iken 8'e çekildi. Dolayısıyla orada da bir %10'luk iyileştirme yapıldı. Bu da iki grup için yine geçerli. Sanayi ve ticarethane abonelerinde devam ediyor. Ama bu iki kategoride düşürüldü. Ticari abonelerden bahsettiniz. Özellikle bu yılbaşındaki artıştan sonra bahsettiğiniz bir küçük esnaf grubunda diyelim, yani küçük ticari grupta ciddi artışlardan dolayı ciddi şikayetler gelmeye başlamıştı. Orada da Mart ayı itibariyle aynı meskenlerde olduğu gibi bir kademeli tarife oldu. Belki kademeli tarifeyi biraz daha detay konuşuruz. O kademeli tarife sonrasında da ticarethane abonelerinde en azından bir önceki aylara göre, Ocak-Şubat aylarına göre %25'ler civarında o ilk kademede kalan müşteriler için tekrar bir indirim yansıtılmış oldu. Şimdi kademeli tarifeden bahsederken, evet. şimdi geçtiğimiz dönemde geçildi herhalde bu. Evet. Bu 30 gün üzerinde olmazsa daha mı fazla zam geliyor? Kademeli enerjiye, o sisteme nasıl geçecek tüketici? Ne faydası var, ne tablosu var? Evet. Ne getiriyor, ne götürüyor bizden? Evet. Esasında bu talep üzerine olan bir şey evet. değil. Tarifeler bu şekilde belirlendi. Evet. İlk defa Ocak ayı itibariyle. Buna biz su faturalarından biraz alışıktık. Yani suda bu tip sistemler çoğu şehirde var. Dolayısıyla insanlarımızın oradan bildiği bir sistem. Az su tüketirseniz daha düşük fiyat, daha düşük bir birim fiyatla satın almış oluyorsunuz. Belirli bir baremi geçerseniz de daha yüksek fiyattan. Mesken ve alçak gerilim aboneler için, yani standart bir daire mesken için diyelim. Ocak ayı itibariyle bu sisteme geçildi. Ocak'ta sistem başladığında hep böyle 30 günden bahsediyoruz ama evet. sistemin temeli günlük 5 kilowatt saat üzerinden hesaplanıyor. Ocak ayındaki başlangıç sistemi. Dolayısıyla
Eğer faturanız 30 günlük okunuyorsa o zaman 150 kilowatt saate bu tekabül ediliyordu. Eğer faturanız mesela 35 günlük okunuyorsa bu defa 150 kilowatt saat değil de 175 kilowatt saate tekabül ediyordu. Dolayısıyla faturanın uzun okuma süresinden bağımsız olarak günlük 5 kilowatt saat limiti bizim için önemli ve müşterilerimiz için önemli. O 5 kilowatt saatin altındaysa düşük fiyattan fiyatlanıyor, 5 kilowatt saatin üstündeyse de ne kadarlık miktar onun üstündeyse o kısım sadece yüksek fiyattan fiyatlanıyordu. Ancak Ocak ayındaki bu fiyatlamalardan sonra bu tekrar bir hesaplanması gerekti bu limitin. Çünkü aylık standart bir 30 günlük aylık için 150 kilowatt saatin düşük mertebede olduğu gözüktü. Sonrasında Şubat ayında bu 7 kilowatt saate çıkartıldı. Mart ayında da 8 kilowatt saate çıkartıldı. Dolayısıyla yani şu an itibariyle ondan sonra da tekrar bir değişiklik yapılmadı. Son buradaki düşük kademe limitimiz günlük 8 kilowatt saat. Yani yine standart 30 günlük bir ay için 240 kilowatt saate tekabül ediyor. Bunun altında kalıyorsanız o ayın içerisinde tamamıyla düşük fiyattan fiyatlanıyor. Eğer üstüne geçerseniz de üstüne geçtiğiniz kısım için yüksek kademeden fiyatlanıyor. 240 kilowatt saat neye tekabül ediyor diye de bakarsak biz kendi müşteri abone gruplarımızda yaklaşık müşterilerimizin %85-88'inin hiç ikinci kademeye geçmeden bu ilk kademede kaldığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla geri kalan işte yüzde... Ne yapmazsa kalacak mesela yani evindeki elektrik, evet. Yani evde normal bir evde, 4 kişilik bir evde bir buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon. Hadi bir de klima koyalım. Evet. Neyi çalıştırmayacak? Bunu veya neyi çalıştırdığı zaman ne kadar artar? Evet. Gibi bir tablo. Çok... Bir buzdolabının fişini çekersek ne kazanıyor? Evet. Takıldığında tablosu ne oluyor baktığımızda? Şöyle bununla ilgili bir görselimiz var. Belki arkadaşlar yansıtabilir. Ben sözel olarak belli önemli işte evde kullandığımız cihazlardan başlayayım. Evet. Ama bunun çok daha detaylısını bizim web sitemizde bir hesap makinesi mantığında dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bulabilirler. Bunu çok kullanmalarını tavsiye ediyorum. Orada evlerde kullanılabilecek işte ne bileyim fön makinesinden kettle'a, işte fırından buzdolabına kadar tüm cihazları biz koyduk. O tabloya baktığımız zaman kettle'ı atalım. Kesinlikle evden. Evet bu en çok böyle değinmemiz gereken noktalar onlar. Biz o farkındalığı biraz daha sağlamak istiyoruz. Mutfaktaki bazı işte böyle elektrik canavarı cihazlar var. Onlar da özellikle rezistanslı cihazlar. Aynen dediğiniz gibi kettle'lar, fırınlar, zaman zaman derin dondurucular. Yani onlarda da böyle yüksek tüketim var. Mutfaktan çıktığımızda işte ütü gibi ya da işte kışın kullandığımız rezistanslı ısıtıcılar gibi cihazlar. Bir nevi elektrik canavarı çok kısa süreler kullansak bile o kısa süre içerisinde çok ciddi yük tüketimine sebep oluyorlar. Diğer şeylere baktığımızda tasarruf imkanları bu belki klasik oldu, belki çoğu yerde değişti ama yine ampuller bizim için en önemli tasarruf kaynaklarından bir tanesi. O eski ampullerin tükettiği miktarla LED ampulleri kıyasladığımızda %85-90'lar civarında bir tasarruf söz konusu oluyor. Şimdi yaz aylarına geliyoruz. Kışın daha çok ısıtıcılardan bahsederken şimdi haliyle soğutuculardan, klimalardan bahsedeceğiz. Klimaların tüketimi yine özellikle ülkemizin güney kesimindeki illerde, oralarda belki işte 24 saat boyunca çalışıyor. Bursa'mızda daha belki kısıtlı sürelerde ciddi tüketime sebep oluyor. Buralarda İlk satın almada özellikle fiyat yerine enerji verimliliğine bakmak çok önemli. Orada bir A artı cihazla 3 artı A cihazlar arasında bile neredeyse %30-40'lar civarında tüketim miktarında bir fark oluşuyor. Dolayısıyla oralarda mümkün olduğunca böyle uzun süreli çalışan cihazlarda tüketicilerin bu enerji sınıflarını kontrol ederek alması çok önemli. Evet. Yani standart belki evimizde 250-300 liralık gelen bir fatura varsa klima kullandığımız dönemlerde tabii süresine göre de değişiyor. Bu normal faturamızı %50-60 civarında arttırma potansiyeline sahip cihazlar. Dolayısıyla böyle 150-200 liralar civarında bir etkisi olabilir yazın eğer klimamızı da çok kullanıyorsak. Bizim bu sistemimizde dediğim gibi 30'a yakın cihaz var. Biz orada
ortalama güçlerini yazdık ama evde kullanılan cihazların güçlerini biliyorlarsa onu da değiştirebiliyorlar. Kullanım saati aralıklarını girebiliyorlar. Buradan da toplam bir tüketim ve ona tekabül eden de fatura tutarına ulaşabiliyorlar. Orada bakınca da işte neleri daha çok kullandığımızda faturalarımızın daha çok şiştiğini de bu cihazlar bazında hissetmek, görmek de mümkün. Ama şimdi bazen öyle bize tablolar geliyor ki evimde diyor sadece buzdolabı var diyor. Ben evet. diyor, televizyonda seyretmeyi diyor sevmiyorum. Haberden habere diyor. Evet. Bir iki tane de ampul var diyor evde diyor. 150 liradan aşağı vermiyorum diyor. Aynı tablo bana da aitti. Yani bu benim de sorunum. Ben evet, de çok yüksek evet. ödüyorum da. Yani bir buzdolabı çok mu yakıyor? Yani A sınıfı veya teknolojik farkı artı AA plus esprisini bir kenara şey yaparken normal bir buzdolabı ne yakabilir? Yani aylık bir tahmininiz var mı hocam? Yani şöyle sınıfı yine değiştiriyor ama buzdolapları 24 saat çalışan kendisi içerisinde kesikli çalışıyor tabii 24 saat aynı tüketimi yapmıyor. Kesikli çalışan cihazlardan özellikle de verimli olursa böyle evdeki en az tüketen cihazlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu yeni fiyatlarla beraber bir ayda 30 liralar civarında bir buzdolabının yaktığını söyleyebiliriz. Bizim en çok aldığımız şikayet bu sizin dediğiniz gibi evde hiçbir şey yok ama çok fatura geliyor yani bu bizim evet. Bu genellikle bizim bu bölgede yani Bursa'nın Bursa bölgesine baktığımız zaman yazlıkçılardan gelen bu Gemlik'ten vesaire evet. Kumla'dan şuradan bu ev diyor 3 ay kapalı diyor bir baktık gidiyor 240 lira elektrik gelmiş diyor. Yani bir de zaman okuma aralığı o bölgelerde zaman zaman olmuyor ya da gittiğinde bulamıyor çalışan görevli arkadaşlar. Evet. 3 aylık bir periyota baktığımız zaman ciddi bir enerji gideriyle karşılaşıyor. Evde kimse yok diyor. Saati şikayet ediyor. Onları ölçüme gönderiyor. Evet. Sizi şikayet ediliyor. Yani dağıtım firmaları şikayet ediyor. Limak şikayet ediliyor gibi. Tablo oluyor. Yani bu konuda böyle tüketiciyi aydınlatıcı çalışmalarınız vesaireleriniz herhalde var. Sadece web sitesinde yayınlayıp geçmiyorsunuz değil mi hocam? Geçmiyoruz. Uygulamaya dönüştürdüğümüz de birçok şey var. Mesela yazlıkçılar önemli bir konu. Evet. Bursa'ya baktığımızda dediğiniz gibi Gemlik bölgesinde bu tip yazlığın kullanılan yer çok fazla. Bizim diğer Güney Marmara'daki bize ait illere baktığımızda Bandırma, Edremit gibi Körfez'de, bölgelerde, evet Ayvalık'ta, Körfez'de bu tip çok abone var. Şimdi genelde şunu gözden kaçırmamak da lazım. Mesela müşterilerimiz Ağustos sonunda işte artık okullar başlıyor, oradaki işte şenlikler bitiyor vesaire. Böyle Ağustos sonundan itibaren şeyleri terk etmeye başlıyorlar evleri. Ama mesela bir müşterimiz ayın 15'inde 15 Eylül'de orayı terk ettiyse bizim faturamız eğer ondan sonrasında çıkacaksa müşterimiz zaten 15 günlük ödeme yani daha doğrusu 15 günlük kullanımda hiç faturalanmasını görmeden yerinden ayrılmış oluyor. Dolayısıyla seneye geldiğinde esasında o 15-20 günlük bir önceki yazdan kalan tüketim ve de artı işte kış aylarında orada bir derin dondurucusunu ya da buzdolabını açık bıraktıysa onun standart tüketiminin faturasını tekrar Mayıs ayında ya da Haziran ayında görmüş oluyor. Bunları biz arada da faturalandırmamamızın sebebi şu, daha öncesinde de bir yine uygulamamızdan da bahsedeceğim. Bu faturalar çıktığı takdirde orada mesela 50 liralık bir fatura çıkıyordu. Evet. Müşteri o evde olmadığı için o faturayı görmeye de biliyordu. Biz artık hep SMS atıyoruz ama yani bazen SMS'ler gözden kaçabiliyor ya da işte kağıda daha bağlı müşterilerimiz var. Bir defa o 50 liralık faturayı görmüyordu. Ödenmeyen bir fatura haline dönüşüyordu. Üstüne faizler biniyordu. Kesmeye gidiyorduk. Bu defa buzdolabının derin dondurucunun içinde bir şeyler varsa onlarda bozulmalar oluyordu. Dolayısıyla şöyle bir alt limit uygulaması çıkarttık. Esnek fatura diyoruz. Müşterimiz bu limitte kendisi belirliyor. Mesela bize şöyle derse ki benim faturam 150 lirada olmadan oluşmasın. Biz orayı sayıcı okuyoruz. 30 liralık bir tüketim var. Faturayı bırakmıyoruz. O bizim sistemimizde kayıtlı kalıyor. Bir daha okuyoruz 60 lira. İşte o zaman da bırakmıyoruz. Ta ki bu 150 liralık fatura oluşana kadar eğer müşterimiz o limiti iyi belirlediyse bir sonraki kendisinin orada olduğu faturayı göreceği, ödeyeceği bir zamana denk getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla ne tüketici
mağdur oluyor bu arada çıkan küçük faturalardan dolayı, ne de üstüne bir faiz vesaire gibi biz uygulamamız var. Fatura ne zaman çıkarsa ondan sonrasında direkt o dönemin birim fiyatlarıyla ödeme imkanına da sahip. Yani yazlıkçı müşterilerimize özellikle bu uygulamamızı kullanmalarını da tavsiye ediyoruz. Yani uygulamamız derken bu istemiş oldukları limiti bizim çağrı merkezinden, müşteri işlem merkezlerinden ya da online işlem merkezimizden düzeltip bir sonraki ay itibariyle bu şekilde gelmesini sağlayabilirler. Bu konuya girmişken esnek faturanın ikinci konusunda söylemek lazım. Bizim yine herhalde 5 sene oldu uygulamayı alalı. En çok aldığımız şikayetlerden bir tanesi de maaş dönemleriyle, bu emekli olabilir, işçi olabilir, memur olabilir, bizim fatura tarihlerinin uyuşmamasıydı. Çünkü bizim faturalar ayın 1'inden başlıyor, 30'una kadar okunuyor. Her gün bir mahalle okunuyor diyelim. Dolayısıyla 5'inde okuduğumuz bir yere biz 10 günlük mevzuat gereği bir ödeme süresi veriyorduk. 15'inde bir faturayla karşılaşıyordu müşterimiz ama maaşını belki 30'unda alacak. O aradaki 15 gün boyunca hem ödeyemezse gecikme faizi oluşacak hem kesmeye durumunda kalınacak. Biz bu esnek fatura uygulaması kapsamında aynı kredi kartlarında olduğu gibi müşterilerimizin kendi ödeme tarihlerini kendilerini seçmesine de imkan sağladık. 30'unda eğer maaşını alıyorsa bizim sistemden ben 1 ile 10 arasında ödemek istiyorum diye tercihini belirtiyor. Biz oradaki sayacı 5'inde okuyup normalde 15'inde vermemiz gerekecekken müşterimizin tercihine göre bir son ödeme tarihi veriyoruz. Yine burada da bir gecikme faizi vesaire gibi böyle ek bir şey söz konusu değil, bir bedel alınması. O belirlemiş olduğu tarihte de işte gelirini elde ettikten sonra, maaşını aldıktan sonra ödeme imkanına da sahip. Peki şimdi şöyle, bu esnek ödeme planınızı koyarken, yani tüketiciye sunduğunuz A, B, C şıkları vesaireleri gibi fatura zaman zaman gelmeyebiliyor. Ama bir de bu abonelik işlemleri yapılırken bir mesken aboneliğinde, bir iş yeri aboneliğinde müşterilerinizden diyelim veya ben de diğer tarafıyla tüketicilerden diyeyim. Bir güvence bedeli diye bir bedel alınıyor. Evet. Güvence bedeli ne diye alınıyor? Neden elektrik kesiliyor? Güvence bedeli aşıldıktan sonra mı bu enerjisi ödemede bir zorluk çıktıysa kesiliyor? Bir de esas olarak, şimdi EPTK'nın eski yönetmeliklerinde 2 ay faturayı üst üste ödeyemediğindeydi. Şimdi 1 aya düştü. Uyarı gelmeden elektriği kesmeye arkadaşlar geliyor birilerinin evlerine diyelim. Gerekçeyi de sorduğumuz zaman SMS gönderildi. Yani insanların, yani bu teknolojiyi herkesin çok iyi kullandığını düşünüyor musunuz hakikaten? Yani bir dağ köyünde, bir dağ ilçelerinde. Nasıl çözülecek hocam bu? Şöyle, şimdi 2 aylık kesim hiçbir zaman mevzuatta yer almadı. Mevzuatta hep eski EPTK yönetmeliğinde vardı. Müşteri hizmetleri yönetmeliğinde vardı. Son dönemde yok. O da yani bu eskiden faturalarda olan kaldırıldıktan sonra o da yenileniyor. Her dönem yenileniyor. Her gün bir yönetmelik çıkarılıyor artık günümüzde. Mevzuat hep diyordu ki işte bir fatura çıkıyor, ödeme 10 günlük ödeme süresi veriliyor. Ondan sonra eğer ödemezse müşteriye bir uyarı veriliyor. Bu da eskiden sadece kağıt bırakılması şeklindeydi. Ondan sonrasında 5 iş günlük bir süre veriliyor. Eğer ödemezse de kesiliyor. Mevzuat hep zaten ilk faturadan itibaren bu süreci başlatıyordu. Ama biz şirket olarak bunu 2 aya kendimiz çıkarttık müşterilerimiz için. Bu safhada da kağıt uyarılar zaten bırakılmaya devam ediyor. Onun dışında da arka tarafta çok ciddi bir şekilde müşterilerin bilgi güncellemesini yaptık. Şu an bizim müşterilerimizin %97'sinin cep telefonu bizde mevcut. Dolayısıyla bazen bu eskiden mevzuatında söylemiş olduğu kağıt bildirimleri bıraktığımızda işte posta kutusuna bakmayabiliyordu, başkasının kağıdını alabiliyordu. Sonuçta çok daha güvensiz bir ortam ya da başkalarının ulaşabileceği bir ortam ama SMS sayesinde cep telefonlarımıza geliyor. Dolayısıyla ikisi birden aynı anda devam ediyor. Yani sadece SMS değil, bir yandan da kağıt ihbarlarda bırakılmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu iki şeyi de dikkate almayıp bir de 2 aylık faturada ödenmezse ondan sonrasında da kesme süreci başlıyor. Güvence bedelleri sözleşme feshinden önceki son çıkış diyebiliriz. Yani köprüden önceki son çıkış. Dolayısıyla yani bir fatura ödenmediğinde hemen güvence bedeli düşülmüyor. Bu da mevzuatta yazan bir şey.
Öncesinde bu elektrik kesiminin uygulanması, müşteriye tekrar hatırlatmada bulunması, onu da ödemezse güvence bedelinin düşülerek sonra da sözleşmesinin feshedilmesinden süreç oluşuyor. Dolayısıyla biz her ay o güvence bedellerini feshedersek, her fatura ödenmediğinde ondan sonra, yani düşersek ondan sonrasında da bu sözleşme feshine giden bir süreç olacak. Dolayısıyla mevzuatta önce kesme, sonra güvence bedelinin düşülmesi borçlardan, onun üzerine de kalan borçlar için sözleşmenin feshedilip ve icraya konulması şeklinde bir süreç ilerletiyor. Peki bu güvence bedellerini her sene enflasyona göre güncelleme esprisi şirket politikanızda var mı hocam? Evet, bu da şirket politikasından da öte mevzuatta var. Mevzuatta var. Eğer nakit aldıysak zaten sistemde biz onları otomatik olarak güncelliyoruz. Dolayısıyla nakit aldığımız bir müşteriden her sene bir güvence bedeli güncellenmesi söz konusu değil. Tam tersi, mesela bize bu senenin Ocak ayında işte 200 lira yatırdı diyelim. Önümüzdeki sene Ocak ayında eğer tahliye isterse o 12 aylık enflasyonu biz hesaplayıp o 200 liranın üstüne ilave edip müşteriye tahliye anında eğer başka bir borcu yoksa o şekilde ilerletiyoruz. Dolayısıyla nakit verilenlerde bizim sistem otomatik olarak güncelliyor. Bizim müşteriden ekstradan bir şey alma şeyimiz yok. Yani ihtiyacımız olmuyor. Teminat mektupları ise sabit haliyle. Bu daha çok tabii işletmeleri ilgilendiren bir şey. Evet, orada 5000 liralık bir teminat mektubu verildi. Onları da genel olarak her sene güncellemiyoruz ama işte ardından 3-4 sene geçtiğinde artık o 5000 lira çok anlamlı bir noktada bulunmuyorsa yeni güncellenmesi gereken değere göre zaman zaman sadece bu mektuplarda bir güncelleme yapıyoruz. Yoksa nakitlerde arka tarafta sistem her ay enflasyona göre güncellendiği için ek bir ihtiyaç da çıkmıyor güvence bedelinde. Yalnız bize gelen telefonlarda veya bazı şikayetlerde, yine bunun yanında hakim heyetlerine yapılan başvurularda bir şey dikkatimi çekiyor. Bu abone ev sahibi, yani ev sahibinin üzerine ev sahibi deposito alıyor. Evet. Ödemezse, kaçarsa vesaire ben öderim mantığıyla. Ama elektrik yetkilileri geliyor, sahip senin üzerinde değil diyor. Evet. Kesme ve hırsızlık işlemi gibi görünüyor diyor. Bu tırnak içerisinde bunu söylüyorum. Yani kaçak elektrik kullandı diye beni suçluyorlar. Usulsüz diyoruz biz. Evet. Ama bunu bir ver yansınla da gelebiliyor. Evet. Bizim tüketici yasasında da var bu şey. Ayıplı mal veya ayıplı hizmet diye geçtiğinde işletme bunun ayıp neresinde falan mantığıyla çıkışı. Evet. Yani literatürdeki ismiyle kendisini hırsız konumuna girdiğinde bir korkunç bir şey de geliyor. Bir de bunun yanında aileden babasının üstüne, babası vefat ediyor, çocuklar evde. Yine ölen babanın ama evde aynı şahıslar kalıyor. Güncelleme adı altında gittiğinde ek paraların istendiği falan söyleniyor. Bunu nasıl açıklayacağız hocam? Yani bu yok mu? Var. Yok, var. Peki güncelleniyor, enflasyona göre güncelleniyoruz. Benim babam güncellemiş. Ben babamdan miras kalmış. Babamın medeni hukuku çerçevesiyle babamın malını kullanma yetkisine yasal olarak sahibiz. Tabii ki, kesinlikle. Yasal olarak bu hizmeti de almaya da sahibiz. Evet. Neden bunu değiştirirken yeniden güvence bedelleri isteniliyor? Yok, yeniden güvence bedeli istenmiyor. Biz bir kere evde kim yaşadığını bilmiyoruz. Şimdi bakıyoruz sistemde, bu nüfus idaresiyle olan ortak bir sistemimiz var. O evdeki bizde gözüken abone vefat etmiş. Ama evde kimin kaldığını bilmiyoruz. Biz sizin dediğiniz gibi oğlu, kızı vesaire de kalıyor olabilir. Çok başka aileyle ilişkisi olmayan birisi de kalabilir. Bizde öyle bir şey yok. Evde kimin kaldığını bildiğimiz bir sistem yok. Biz bu bildirimleri yapıyoruz. Bu mevzuatta kaçak değil, usulsüz kullanım olarak ama geçiyor. Ama bir fatura çünkü çıkıyor, faturayı da böyle alıyor, geliyor. Yok. Size ödemeye gitmiyor belki ama bize göstermeye geliyor. Biz bildirim yapıyoruz. Bunu da mevzuatta yine 15 günlük bir süresi var. Biz bazen bir bildirim yapıyoruz, bakıyoruz dönüş yok. Bir ay sonra bir daha bir bildirim yapıyoruz ikinci kere. Bizi oradaki eğer akrabaysa zaten onların bu evi kullanma hakkı da var. Bir güvence bedeli ödemesine de gerek yok. Çünkü o babalarından vekilleri, dolayısıyla babaların, yani daha doğrusu işte
Kimse anne ya da babaları, abone sahibi kimse, onların güvence bedeli yeni kalan içinde zaten aktarılıyor. Ama biz yani %50'sinde bu vefat eden abonelerin varisler kalıyorsa %50'sinde de hiç orayla ilgisi olmayan başka birileri de çıkabiliyor. İlla hep aynı kişinin kalması gibi bir durumda söz konusu değil. Eğer başka birisi de kalıyorsa o yeni kalanın bize güvence bedelini getirmesi, diğer abonenin varislerinin de bize başvuruda bulunarak o mevcuttaki güvence bedelinin alınması, iadesi lazım. Bu zaten yani sadece vefatla ilgili bir durum değil. Ev sahiplerinin de genelde bu tip programlarda hep hatırlatmak, uyarmak da gerekiyor. Hukuken abonelik sözleşmesi kimin üzerindeyse borç da ona çıkıyor. Dolayısıyla kendi kullanmadıkları hiçbir yerde, ben bunu sadece elektrik için de söylemiyorum, su için de geçerli, gaz için de geçerli. Kendi kullanmadıkları bir yerin borcun altına girmemeleri lazım. Fiili kullanıcı kimse, onun aboneliğini mutlaka aldırtmaları lazım. Aksi takdirde o kiracı işte 2-3 faturalık bir borç oluşturup oradan da ayrılırsa, bu defa o borcun bizdeki hukuki muhatabı da kimse, bizde sözleşme imzalayan, bizde abone gözüken kişi oluyor. Dolayısıyla artık şey de çok kolay, E-Devlet'ten de görülebiliyor, bizim sistemden de görülebiliyor. Orada kendi TC kimlik nolarını girdiklerinde eğer kullanmadıkları bir yerin aboneliği gözüküyorsa, ben hızlıca sonlandırmalarını da hem mevzuat gereği hem de bu tip sıkıntılar yaşamamaları açısından tavsiye ederim. Bir de hocam tersi de oluyor bu işin. Yani tersi de şu, yıllardır kullanılmayan bir ev var, sistem var. Evet. Elektrik kapalı, kesilmiş vaziyette vesaire. Yeni bir kiracı geliyor, öde bunu diyorlar. Bunu ödersen açarız gibi. Ama yönetmelik şey diyor, yani kimsenin borcunu ödemek zorunda değilsin derken enerjiye hızlı kavuşamıyor. Nasıl işleyecek bu süreç? Böyle bir şey sizde oluşuyor mu? Var mı, yok mu? Şöyle yani ibareniz doğru, hızlı kavuşamıyor. Çünkü eğer yine o da mevzuatta yer var. Ayrıca şirket olarak da biz de bu alacaklardan sorumluyuz. Eğer borçlu bir abonelik varsa diğer tüm aboneliklerde biz beyan usulü çalışıyoruz. Yani hala belki bazı müşterilerimizde şey vardır, işte şimdi gideceğim, kira sözleşmesi götüreceğim, başka evraklar götüreceğim. Normal bir abonelikte biz kişi geldiğinde TC numarasını verip biz kimliğini kontrol ettiğimizde, fotokopisini bile almıyoruz, abonelik işlemini gerçekleştiriyoruz sadece beyan usulü. Ama eğer bir borçlu abonelik varsa, o da bir nevi şirketlerin hakkında savunmak için, çünkü maalesef muazzalı işlemler de çok biz tabiiz. Yani aynı aileden birisi borç bırakıyor, sonra başka birisi gelip aynı aboneliği almak istiyor. Halbuki aynı ailenin fertleri. Orada bu defa belge soruyoruz yine mevzuat gereği. O bir önceki aboneyle ilişkisi olmadığını bizim anlayacağımız şeyler. Bu bir ticari işletme de olabilir, bir mesken de olabilir. Orada bu belgeleri getirdiği takdirde biz zaten yine aynı gün içerisinde işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tek fark, bu borçlu aboneliklerde bizim ekstradan bilgi temin edip onları kontrol etmek durumunda olmamız. Borçsuz bir yerse zaten hemen bir beyan usulü abonelikler başlatılıyor. Dolayısıyla böyle küçük bir fark var, ama tabii ki sizin de dediğiniz gibi kimse başkasının borcundan sorumlu değil. Bu yönde de bir uygulamamız bulunmuyor. Peki bu abonelik sistemleri yapılırken illaki işletmeye gelmeleri gerekiyor mu? Yoksa bunu online yapılabilme şansı herhalde tüketicinin veya işletmelerin var değil mi? Var. Bizim 2015'ten bu yana online işlem merkezimiz kullanımda. Türkiye'nin de ilk online işlem merkeziydi. Sonra E-Devlet'te yer alan ilk enerji şirketi olduk. Yani hem elektrik hem gaz şirketleri arasında ilk şirkette olduk. Dolayısıyla E-Devlet'ten de, bizim yine web sitemizdeki online işlem merkezinden de, bunlara aşina olmayan kişiler için de ayrıca çağrı merkezinden, yine hiçbir yere gitmeden sadece orada konuşarak, arkadaşlarımızın sorularını yanıtlayarak aboneliklerini başlatabilirler, sonlandırabilirler, bir şikayetleri varsa oradan başvurularını yapabilirler. Dolayısıyla bu üç imkanı da müşterilerimize sunuyoruz. Buradaki hacim gittikçe artıyor. Eskiden toplam abonelik başlatmalarda %3'ler, 4'ler mertebesindeyken, özellikle pandemi sürecinde %20'lere kadar da çıktık. Dolayısıyla bu fırsat, yani bu imkanın da daha doğrusu kullanılmasını müşterilerimiz tarafında biz de arzuluyoruz.
ne işte işlerinden izin almalarına gerek var, ne işte mesailerini bölmelerine gerek var. 7/24 çalışan sistemlerimiz söz konusu, buradan kolaylıkla başlatabilirler. Evet, ben de bu konuda tüketicilerimizi aydınlatayım. Yani tüketici yasasının bu 50. maddesinde bir abonelik olayı vardır. Her türlü abonelik, bir de süresi belirsiz abonelikler var. Bu elektrik, su, doğal gaz gibi ne dönemlerde kullanılacağını bilmediğimiz, süresi belli olmayan abonelikler. Tüketici yazılı olarak istediği vermek kaydıyla der yasa. Her türlü aboneliğini başlatabilir ve sonlandırabilir mantığı vardır. Hiçbir ceza işlemde ödemeksizin diye geçer. Evet. Tabii ceza işlemden kasıt herhalde eski aboneliğin iptali ise bir borcun olmadığı, olmaksızın yapılması gereken işlemler gibi. Bizim şimdi, yani şeyler var çok haklısın, ekleme yapacağım. Bir de indirimli elektrik sözleşmelerimiz var, özellikle ticari ve sanayi aboneliği için geçerli. Orada da bu uyumlaştırma kapsamında EPDK oraya şeyi de ekledi. 14 gün içerisinde, çünkü o ekstra bir şey, o abonelik sözleşmesi değil de indirimli elektrik sözleşmesi. Orada da 14 gün cayma hakkını da o tarafa koydu. Dediğiniz gibi herhangi bir ceza ödemeksizin, yani o sözleşmenin karşılıksız olarak feshinde içeriyorsun dediğiniz gibi de. Şimdi EPTK'dan söz açılmışken ben şimdi bu tip kurumları, yani Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nu, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nu gibi kurumların devletle yurttaş arasındaki ara bir tampon kurumlar gibi görüyorum. Bu rahmetli Özal döneminde hızla yaygınlaştırıldı bu kurumlar. Bir ara tampon görevini gören veya tepkiyi veya olumlu bir şeyleri süspansiyon edebilecek, bir göğüsleyecek veya yumuşatabilecek anlamda. Ama son dönemde bakıyoruz ki gerek bilgi teknolojileri kurumları, gerek bu EPTK vesaire her dönem, özellikle de BTK olsun, her dönem çok hızlı yönetmelikler değişti. Kelimeler değişti, anlamlar değişti, ifadeler değişti falan. Şimdi bunu tüketicilerin, içinde bunların tüketici örgütlerinin veya EPTK gibi bir kuruluşta, mesela sizin en çok sanayici tüketiciniz var, tacir tüketiciniz var, mesken abonesinden belki de fazladır diye düşünebiliyorum. Bu tip şeylerde bir esnaf temsilcisi EPTK'da yok. Bir tüketici temsilcisi EPTK, BTK gibi bir kurullarda olmasını biz öneriyoruz tüketici dernekleri olarak. Ben aynı zamanda bir federasyonun genel başkanı olarak öneriyoruz. Ama dikkate alınması için sizler de önerseniz ya hocam, yani birlikte yani şöyle, bu yapıyı çok güçlendirme yani, anlamıyla, insanların bu yapıya bir de güvenirliğinin artması anlamıyla. Evet. Şimdi öyle bir olaylar oldu ki yaşıyoruz. Yani TÜİK'in açıklamalarından, esprisinden dolayı TÜİK'teki bazı bürokratların sokağa çıkmadığını biliyoruz. Yani tepkiyle karşılaştım. Bugünkü bir televizyonu izlerken eski başkanın, büyük başkanının ifadelerini yer alıyor. Korkunç ifadelerle kendini savunuyor veya iktidarı yeriyor vesaire gibi şeyler. Yani hem kurumdaki çalışan bürokratları, hem şirketteki bürokratları, CEO'ları, hem tüketicileri rahatlatacak, ortak nefes alabilecek, oksijenimizi çoğaltabilecek bir yapıyı hep birlikte hazırlamamız gerekiyor gibi düşünüyorum. Evet. Bunun yanında bizim özel tüketici dediğimiz diye ifade etmeye çalıştığımız engelliler. Evet. Bu özel tüketicilerin için kurum olarak neler yapıyorsunuz hocam? Bir çalışmanız mutlaka var bildiğim kadarıyla. Kesinlikle, belki ilk sorunuzdan önce bunu demin de ben atlamıştım. Çok güzel de bir noktaya temas ettiniz. Bu demin saydığımız o klasik kanalların yanı sıra bizim bir tane de işitme ve konuşma engelliler için ayrı bir çağrı merkezimiz daha var. Buraya aradıkları takdirde işaret diliyle konuşan arkadaşımız orada yine müşterilerimizin bütün istek ve taleplerine hakim. Bu işitme ve konuşma için ayrı zaten. Onun dışındaki işte eğer bedensel bir engel varsa, yürüme noktasında sıkıntılar çekiyorsa, işte evden çıkamıyorsa, bizim online işlem merkezimizi rahat rahat kullanabiliyor. Eğer görme noktasında bir engel varsa normal çağrı merkezimizden hizmetlerini alabiliyor. Dolayısıyla yine 3 sene kadar önce uygulamaya aldığımız bu işitme engelliler çağrı hattımızla beraber tüm engel gruplarında kapsayan bir hale gelmiş olduk. Onu demin atlamıştım. Siz de hatırlattığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Bir önceki sorunuza da gelirse, tabii ki
bir işin içerisinde bir karar alma mekanizmasında ne kadar çok o işten etkilenen paydaş varsa hepsinin bulunması çok önemli faydalar sağlıyor bu şüphesiz. Dolayısıyla sizin hem derneklerin hem federasyonların bu konuda çok aktif olduğunu, belki bazen mevzuat değişikliklerinde olmasa da işte buna yönelik kongrelerde, konferanslarda hep katılımcı olarak görüşlerinizi dile getirdiğinizi biliyoruz. EPDK'nın belki kurum içerisinde buna tam yer verememesinin sebebi EPDK'nın zaten kuruluş amacının da bence tüketici tarafında olması. Öyle söyleyebiliriz çünkü zaten elektrik piyasası kanununda da bu geçiyor. Elektriğin en ekonomik şartlarda ve sürdürülebilir şekilde tüketicilere ulaştırılması hem kanunun bir gerekliliği amacı hem de kurumun. Dolayısıyla EPDK kendi içinde zaten hep tüketicinin yanında olduğu için, mevzuatları hep buna yönelik düzenlediği için belki bunun gibi yani resmi formatta belki böyle çok da yer veremiyor diyebiliriz. O bizi biraz kandırmaca gibi hocam. Yani biz mesela milletvekili seçiyoruz. Kendisine sorduğum zaman nesin? Ben vekilim diyor, senin vekilin ama senin dokunulmazlığın var, benim yok. Senin gibi. Yani bu tip bir tablo da var. Sözde vekil, sözde temsili. Bir işin aslı olmalı. Yani böyle kopyalarıyla, şeyleriyle, çakmalarıyla falan yürümemeli. Bir işin aslı nedir? Yani tüketici örgütü varsa burada. Tüketici örgütleri seçsin bir kişi. Yani örgütler seçsin. Yani bir demokratik yapı olsun. Odalar esnaf odaları seçsin. Odaların haklarını savunabilecek şekilde. Yani bu tek belirleyicilerle vesairelerle olmasın, demokratik bir şekilde olsun. Bu özel tüketiciler derken hocam bir de enerjiye bağlı, elektriğe bağlı, solunum cihazları vesaireleri falan filan. Bunlar da elektrik kesintisi yapıyor musunuz hocam? Şöyle, bu da yine bir önceki konuyla benzer bir konu. Ne açıdan? Bizde yine böyle bir kayıt yok sistemlerimizde. Burada müşterinin bize beyanı önemli. Dolayısıyla ne kadar çok müşterimiz, bunu da biz zaman zaman hem işlem merkezlerimizde konumlandırdığımız afişlerle hem attığımız SMS'lerle müşterilere bilgisini veriyoruz. Eğer evde elektrikle çalışan cihazlar varsa sağlığı destekleyici, bu aboneliklerin bize bildirilmesi gerekiyor. Bu iki açıdan önemli. Hem orada normal bir arıza nedeniyle ya da bakım nedeniyle bir kesinti yapılacağı zaman bu müşterilerin listesi bizde oluyor ve onlara destek, işte UPS ya da jeneratör noktasında dağıtım şirketimiz bir destek veriyor. Onun haricinde de biz yine sisteme işlediğimizde borçtan dolayı kesilmeden de muaf bir vaziyete geliyorlar. Ama bunların hepsinin bizim bilmemize bağlı olduğunu tekrar söylememiz gerekiyor. Bunun dışında, yani bizim kurumumuzun dışında biz bunları yapıyoruz. Yani kesme olayını bu müşteriler için kaldırıyoruz. Onun dışında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu tip müşterilerimize yönelik çeşitli destekleri söz konusu. UPS yoksa UPS sağlanıyor. Bu tip kesinti, yani arıza vesaire durumlarında desteklenmesi için yine belirli oranlarda elektrik faturalarının karşılanması söz konusu. Dolayısıyla o noktada da yani il müdürlüklerine, aile sosyal politikalar il müdürlüklerine de başvurarak bu desteklerden de, bizim dışımızdaki desteklerden de yararlanmaları söz konusu. Bir de onun dışında, yani bu engel ya da hastalıktan ziyade yine yaklaşık 3 sene önce çıkarılan bir modelle yardıma muhtaç kişiler, kaymakamlığın belirlediği oradaki vakıflardan destek alan kişilerde de 150 kilovat saate kadar bir destek söz konusu. Evde yaşayan, hanede yaşayan kişi sayısına bağlı olarak az kişi yaşıyorsa daha az bir kilovat saate tekabül ediyor. 4-5 kişi yaşıyorsa 150 kilovat saate tekabül ediyor. Bu müşterilerimiz de ödemelerini PTT'den yaparken o kısmı devlet karşılıyor. Eğer üstünde bir tüketim varsa da sadece o farkı ödeyerek faturalarını da kapatıyorlar. Bu gruba dahil olup olmadıklarını da PTT'lerden TC numaralarını verdikleri takdirde kontrol edebilirler. Başvuru noktası da kaymakamlıkların altındaki bu sosyal dayanışma vakıfları. Evet. Hocam, programın artık akışıyla bir son şeye geldik. Son vakte geldik. Şimdi eskiden elektrik faturalarında bir sürü kalem vardı. Kayıp kaçağı vesaire, dağıtım bedelleri, hizmet bedelleri gibi adı altında. Bunlar bir gece kaldırıldı. Evet. Şimdi tüketici bunları ödüyor mu, ödemiyor mu?
Evet, şimdi ilk... Yalın böyle... bir fatura var elimizde. Evet. Faturada sadece kilovatları görüyoruz. Hadi TRT geçtiğimiz dönemde çıkan bir pay kalktı. Evet. Kalkmasa ne olacaktı zaten 1 lira, 2 lira anlamıyla. Ama bir bedel vardı. Yaklaşık böyle %12 lira varan evet. bedeller vardı. Bir de tüketici ucuz elektrik alacak mı hocam sizce? O kapanışa saklayan ucuz elektriği belki sondan da gidersek, demin de bahsettik. Mart itibariyle mesken ve tarımsalda KDV 18'den 8'e düştü. Bir önce yıl sonuna gittiğimizde sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi TRT payı artı enerji fonu diye yine bir kalemimiz vardı. O ikisi de kaldırılmış oldu. Dolayısıyla bu iki kalem gitti. Sadece vergiye dair işte KDV artı belediye tüketim vergisi dediğimiz bizim faturalardan alıp ilgili ilçe belediyelerine ödediğimiz kısımlar kaldı. Daha öncesinde sizin bahsetmiş olduğunuz gibi çok fazla bedel vardı. Dağıtım bedeli, okuma bedeli, sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmet bedeli, kayıp kaçak bedelleri gibi bedeller. Bunlar her türlü malın esasında tedariğinde olan şeyler. Yani biz marketten bir domates de alıyorken onun oraya bir taşınma bedeli var. İşte çürükler var, marketin içerisinde olan hırsızlığın o fiyatın belirlenmesindeki etkisi var. Yani bunlar esasında her türlü ürünün içerisinde böyle gömülü vaziyette olan bedeller. Bizim faturalarda bunların hepsi ayrı ayrı gösteriliyordu. O zamanki mevzuat gereği. Şu an yine bunlar bir kontrol altında, şeyi söyleyebiliriz. Yani kayıp kaçak oranları Türkiye'de özelleştirme öncesindeki dönemde %25-26'lar civarındayken, şimdi geçtiğimiz senenin yine raporu da açıklandı. Artık %10'lar, ortalamada %10'lar seviyesine hızla iniyor. Dolayısıyla bu bedellerde bir iyileştirme var ama tabii ki elektrik faturalarının, daha doğrusu elektrik şebekelerinin, sistemlerinin doğası gereği bir yatırım da yapmanız gerekiyor. Bir işletme gideri de harcamanız gerekiyor sistemin sağlıklı tutulabilmesi için. O elektrik bedeline gelinirken hem demin bahsettiğimiz üretim maliyetleri hem de onun üzerine bu tip işletme ve yatırım maliyetleri de konularak bir toplam tarifeye ulaşılıyor. Ben son demiştim ama bir son daha yapayım hocam tabii. isterseniz. Bu yer altına bu teller ne zaman inecek tamamen? Yani tamamen belirli bir vadede inecek, böyle bir tarih söylemek zor. Tüm şirketlerin her sene yine EPDK'nın belirlediği bir yatırım bütçesi var. Bizim sektör esasında çok düzenlemeye tabi bir sektör. Yani elektrik tarifeleri doğrudan belirleniyor, EPDK tarafından belirleniyor, yapılacak yatırımlar da. Bunların arkasındaki tüm süreçlerde işte bir abonelik nasıl yapılır, fatura nasıl kesilir, yatırım yaparken hangi şartlara uymanız lazım. EPDK da tüm şirketlere yıllık bazda bir bütçe veriyor. Bizim gibi şirketlerde, biz Bursa merkezliyiz ama 3 tane daha ilimiz var. Balıkesir, Çanakkale ve Yolova, ama aslan payını tabii ki Bursa alıyor. %50'den fazlası yatırımların Bursa'da da gerçekleşiyor. Dolayısıyla o toplam bütçenin yıllara sari kısmı yine işte belirli dengelere göre ilçeler bazında, mahalleler bazında harcanıyor. Burada tabii ki bir önceliklendirme söz konusu. İşte eğer bir yerde işte daha çok arıza varsa tabii ki ondan önce başlamak lazım. Bir yerde bir havai hat var ama çok da sıkıntı yaşanmıyorsa o işte sonraki dönemlere bırakılıyor. Dolayısıyla yani bizim sistemin belli bir kısmı yer altında, belli bir kısmı özellikle kırsal kesimde yer üstünde. Orada da özellikle arıza kaynağı olan noktalardan başlayarak yıllar bazında işte bu yer altına alma çalışmaları yürütülüyor. Zaman içerisinde belirli bir orta vadede işte belki artık çok fazla havai hattı görmediğimiz, her şeyin yer altına alındığı günlerde göreceğiz. İnşallah, temenni ediyoruz bizi. Sevgili izleyenler, bugün enerjiyi konuşmaya çalıştık. Bugün elektrikli abonelikleri konuşmaya çalıştık. Özel tüketicileri konuşmaya çalıştık. Konuğum Uludağ Elektrik Anonim Şirketi'nin genel müdürü Ali Erman Aytaş'tı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Ben de.